Geliyorum abi. Ano. Aynı. Dernek olarak ilk kahvaltı programımızı yaptık. Aynı zamanda yönetimimizin de, geçici olan yönetimimizin de tekrar yeniden oluşumunu sağlamak üzere burada bir araya toplandık. Biz hep beraber galerici esnafı olarak daha önce yaptığımız toplantıda da beraber konuştuğumuz istişarelerde de görüşmelerde bir oluşum içerisine girdik. Çünkü mevcut düzende biliyoruz ki bütün esnafımızın iş yeriyle alakalı sorunları ve problemleri var. Bunu aşmak adına da yapmamız gereken bazı adımlar var ve bu adımlar içinde bütün görüşmelerle, organizasyonlarla beraber, bütün esnaf arkadaşlarımla beraber bir araya gelmek istedik. Bu düzeni o yüzden oluşturduk. Hepinizin de buraya geldiği için tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Bizimle beraber olan bütün arkadaşlar kendilerinin bu işin içerisinde olduğunu, bu işin içerisinde katılmak istediğini de aynı zamanda göstermiş oldular. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz mevcut düzenimizde eski yönetimimiz vardı belki ama o geçici bir yönetimdi. Yeni bir yönetim oluşturmak istedik. Sizin de görüşleriniz, önerileriniz ya da yeniden bir aday olmak isteyen, adaylık içerisinde girmeyen isteyen arkadaşlar varsa burada da bunu hep beraber tartışalım, görüşelim de bir araya geldik. Tabii ki daha önceki toplantılarda bazı istişarelerde bulunuyoruz, görüşüyoruz, dile getiriyoruz. Ama biz yine de hep beraber burada bir arada konuları istişare ederek, tartışarak, kendi aramızda sorunlarımızı da dile getirelim. Olayları bir arada çözelim, sonuca varalım istiyoruz. Bu yüzden bir araya geldik. Şimdi bizim eski yönetimimizi az çok herkes biliyor herhalde. Yani o geçici bir yönetim olduğu için kimsenin bilip bilmemesi de çok şey değil, sorun değil belki ama eski yönetimle biz devam ediyoruz. İlaveler yaptık yeni yönetim içerisinde. Onlarla beraber yola devam edeceğiz. Ama arkadaşlar siz de burada bana göre herkes birey olarak yönetici, birey olarak dernek başkanı, birey olarak da bu esnaf camiasının herkes bu iş içerisinde bulunmak istediğini, mücadele etmek istediğini ben biliyorum. Yani kendilerinde bu işle alakalı sürekli olarak mücadeleci olarak devam edeceğini biliyorum. Yani sadece yönetim olarak değil, yani tek bir dernek, sivil toplum olarak değil, bütün esnaf arkadaşların tek bir birey olarak mücadele etmek istediğini ben biliyorum. Yani çünkü zaten şu topluluk da bize bunu gösteriyor. Yani burada bulunması, bu insanların buraya gelmesi, bu işin içerisinde bulunmak istediğini ve artık bu işin içerisinde çözüm aradığını gösteriyor bize. Hep beraber bu olaya bir çözüm bulup bir an önce mevcut düzenin kurulması, esnafımızın bu sorundan kurtulması gerektiğini ortaya koyuyorsunuz zaten bir araya gelerek. Bünyede mevcut düzende esnaf arkadaşların iş yeriyle alakalı biliyorsunuz mevcut sıkıntılar var. Yeni Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu tüzük düzenlemesinde biz esnaflara bina altlarında yani konut altlarında iş yeri açma ruhsatı yetki belgesi verilemiyor. Bununla alakalı problemlerimiz, sorunlarımız var. Bununla alakalı da devam eden süreçte esnafın sonuca ulaşabilecek, çözüme ulaşabilecek bir neticeye varmamız lazım. Biz burada yönetimimizle beraber, esnafımızla beraber olayın tamamen sonuçlanması için elimizden gelen çabayı ve çözümü ulaşacağız, halledeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi çoğumuz toplantılardan olsun, birebir görüşmelerimizden olsun. Bazı arkadaşlarımız belli bir noktalarda görüşmeler yapıyor. Biz yine hep beraber toplantılar yapıyoruz.
Daha önceki toplantılarda bu kadar katılımımız olmadı. Şu anda bu katılımın burada dolu olması, bütün esnaf camiasının %95'inin burada olması bize gerçekten onur veriyor. Bizi gururlandırıyor. Çünkü bu esnafın gerçekten bu işi istediğini, hani bu işe gönül verdiğini ortaya dökmüş oluyor. Şimdi biz bu süreç içerisinde mevcut bir arsa düzenini oluşturup site yapımına başlamak istiyoruz. Adımlarımızı attık. İşte gerek belediyeyle olsun, gerek esnaf arkadaşlarımızla olsun istişarelerimizde bulunduk. Bunun devamında da akabinde de iş yerlerimizin organizasyonunu bitireceğiz Allah'ın izniyle. Bunu burada sizinle beraber görüşüp konuşup hep beraber bir karara varmak için bir araya geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim yönetim açısından kendisinin yönetim içerisinde bulunmadığını veya bulunamadığını, giremediğini, olmadığını düşünmek, yani görmüyoruz, duymuyoruz. Yani öyle bir fikir içerisinde olunmadığını biliyorum. Ama ki eğer böyle bir oluşum içerisinde katılmak isteyen arkadaşlarımız da varsa, bizi de kendilerine öyle çıkartmak isteyen arkadaşlarımız varsa, bize bilgi verip kendilerine katılmak istediklerini beyan ederlerse biz çok memnun oluruz. Yönetime de kendi yönetimini kurmak isteyen, düzenin içerisinde bulunmak isteyen arkadaşlarımız varsa buna da hoşgörür ve gerçekten çok da gurur duyarız ki yani birilerinin de gerçekten bu işe yeniden tekrar gönül olduğunu, gönül vermek istediğini bilir ve biz de en azından bu konuda içimizdeki en ufak da olsa bir kuşku ortadan kaldırmış oluruz. Bizim bu yönetimimizle alakalı düşüncesi, fikri olan var mı? Veya bir şey söylemek isteyen var mı? Kim var mı? Abicim 16 tane kişi oluşturduk yönetimimizde. Yani bizim bu yönetimimizin içerisinde 8 asil, 8 yedek şeklinde üyelerimiz var. Bunların içerisinde Hüseyin Kopuroğlu, ben, işte Gökhan Baltacı, Salim Palavuy, Şükrü Taş, Muzaffer Balcı, Ziya Kutlu, Selahattin Can Afyon, Okan Kılıcaslan, Murat Arslan, Fatih Şimşit, Sefa Okuyucu, bu tarz isimli arkadaşlarımız var. Ama yine söylüyorum, bizim yönetimimiz içerisinde bulunmak isteyen, yönetim içerisine girmek isteyen arkadaşlarımız, gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız varsa katılım sağlayabilirler. Bu şekilde böyle bir şey ya. Onu da dile getirelim arkadaşlar. Şimdi bizim mevcut şu anda bazı arkadaşlarımız konuyu biliyor. Biz girişimlerde bulunduk. Hatta bir yerle alakalı anlaşmayı sağladık. Destek vereceklerini aleni ve açık bir şekilde beyan edildi. Esnafa bu konuyla ilgili destek verilecek. Esnaf kefalet boyutunda destek alıyoruz. Bununla ilgili hiç problemimiz yok. Yapım aşaması sürecinden sonraki süreç hiçbir sıkıntımız, hiçbir problemimiz yok. Yani esnaf maddi anlamda problem yaşayan veya işte alamayacak kaygısı olan insanların destek alma anlamında hiçbir sıkıntısı yaşanmayacak. Yani bununla ilgili kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Yani bunu bir de öncelikle söylemek isterim. Yani sağ olsunlar esnaf kefaletle olsun, ticaret odasından olsun, bu konuyla ilgili bize destek veriliyor. Destek var. Şimdi burada fikrini beyan etmek isteyen arkadaşlarımız varsa bize lütfen burada hiç şey olmadan iyisiyle kötüsüyle, yanlışıyla doğrusuyla herkes fikrini açık aleni beyan etsin. Bize bunu sunsun. Yani bu şey diye değil. Yani bir yerde hani ufak da olsa fikir alışverişinde bulunalım hep beraber. Bizim düşündüğümüz, eksik gördüğümüz, yanıldığımız ya da ne bileyim fikriyat olaraktan eksik kaldığımız yerleri siz de bir nebze tamamlamış olursunuz. Siz de bize destek vermiş olursunuz. Biz sizlerden bunu bekliyoruz. Aslında çünkü bu toplantıyı yapmamızındaki amacı da bu zaten. Yani bütün esnafın fikriyatını, isteklerini, aklında, mantığında, fikrinde olanlarını buraya ortaya dökülmesi ve yani geçenlerin burada dile getirilmesini istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Tüm aldığı kararlara saygı duyuyoruz arkadaşlar. Sonraki süreçlerde de aynı eksiksiz bir şekilde bu katılımın tekrarlanması, yenilenmesi, ortaya dökülmesi. Çünkü biz karar aldığımızda, fikriyatımızı belirttiğimizde, esnaflarımızın böyle hani en ufak da olsa bir fikrin ortaya döküldüğünde bazı arkadaşlarımızın bundan eksik kalmasını istemiyoruz.
topluluk halde herkesin bu konunun içerisinde bulunmasını istiyoruz. Listesini oluşturup adaylık sürecine başlayıp yeniden bir düzen oluşturulabilir. Seçim yapmadık. Biz şu anda geçici yönetim olarak devam ediyoruz. Kendi düzenimizde bu şekilde bir seçime gireceğiz. Ama sonraki süreçte kendi yönetimini kurup seçim olarak da yeniden adaylık göstermek isteyen varsa bunu da ayarlayıp, düzenleyip koyup önümüze sunabilirler. Bununla ilgili bizim sıkıntımız ve problemimiz var. Şimdi sizden istediğimiz bu işin sürecinin devamında yapılması gereken, aklında olan fikriyatını dile getirmek isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen daha sonra arkasında polis yapıp da insanlarla birbiri arasında toplantı yapıp 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir araya gelip bu konuları tartışma haline getirmektense burada bütün esnaf içerisinde bunları dile getirmek bizim açımızdan çok önemli. Bununla ilgili sürecin devamını söyleyeyim size. Arsanın yetersiz olduğunu düşünen olabilir. Az geldiğini düşünen olabilir ki bunlardan bir tanesi benim. Arsanın büyütülmesi, genişletilmesi, tabii ki bu belediye nezdinde sürecin devam etmesi. Ondan sonraki süreçte de projelendirilmesi, dükkan proje çeşitlendirilmesi ve bunun da esnafa tekrar sunulması. Yani esnafımızın da fikriyatı alınca nasıl bir proje düşünülüyor, nasıl bir proje isteniyor? Bununla alakalı fikirlerimizle beraber tartışıp ortaya dökmek istiyoruz. Bizim kafamızda 3 çeşit halinde olacak proje düzeni var. Bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki Trabzon ve Samsun'da 4'lü dükkan üzerinde kurulu bloklar halinde dükkanlar var. Arkadaşlar proje sunuluyor da ya Hüseyin Bey sen projeyi sundun da bu projenin içerisinde şöyle bir şey yapsak da nasıl olur? Demek gerçekten çok güzel ve çok iyi olacak. İnsanların da fikrini alarak devam edeceğiz. Çünkü hepimiz Türkiye genelinde çoğu sitelerde işte iş yerleriyle gidip görüşüp alışveriş yapıp fikir edinen arkadaşlarımız var. Bizim göremediğimiz, sizin gördüğünüz eksikler varsa onları da ortaya döküp burada bize beyan edebileceğiniz bir oluşum haline getireceğiz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Herkesin fikri ortada olacak ve bize açık olacak. Bir yıl, iki yıl süre zarfında mı olacak? Yoksa hızlı bir şekilde yapım aşamasına geçecek. Biliyoruz ki imarlandırılması, yapım aşamasına açılması, projelendirilmesi bunlar belli bir süreç gerekiyor. Ya bizim yapacağımız iş de şimdi kendi başımıza yürüteceğimiz bir proje değil. Neticesinde altyapı, üst yapı, işte oranın harfiyat, düzendi, şuydu buydu derken yani bu süreç biraz tabii ki en kısa süreçte sadece imarlandırılması 6-7 ay. Sürecin projelendirilmesiyle beraber en kısa bir yıl içerisinde ortaya dökülecek. Şimdi tabii ki bunu da belirleyecek olan yine bizim esnafımız. Nasıl? Şimdi biz bir arsayı aldık. Bu arsaya anlaşıldı. Bu arsayla ilgili yola çıkılacak. Ama şimdi burada diyelim ki 50'den fazla esnaf var. 60'a yakın esnaf var. Bu esnafı 10, 15'i, 20'si gönülden bu işi istek verip de geri kalan 40'ı ya biz geride kalalım, duralım bakalım, işin sonucu nereye varıyor, görelim, bekleyelim derse bu işin gidişatı yavaş gider ve o 40 kişi esnafın da çözümsüzlüğüne gider. Bizim amacımız şu değil arkadaşlar. Şunu bir defa ortaya dökelim. Hiçbir esnafın açıkta sıkıntı çekecek halde, dükkanında problem yaşayacak halde kalmasını istemiyoruz. Herkesin çözüme ulaşıp sonuca varmasını istiyoruz. Bizim istediğimiz tek olay bu. Şimdi insanların kafasında soru işaretleri şu kesinlikle sürekli dönüyor. Arsa ne zaman bitecek? Proje ne zaman tamamlanacak? İşte dükkanlar ne zaman tamamlanacak? Bizim elimize ne zaman geçecek? Veya kaça mal olacak? Şimdi biz bir yıl öncesinde toplantılar yaptık hep beraber. Ve buradaki esnafın aşağı yukarı %80'i toplantının içerisindeydi. Biz o toplantıyı yaptığımızdan bu yana ülkemizde de biliyorsunuz ki yani ekonomik olaylar hiç yerinde durmadığı gibi her gün maliyetler üst üste birikiyor ve artıyor. Ben şimdi size bir telaffuz edeyim. Projelendirmeyi önünüze sunacağım. Bir proje önünüze getireceğim. Diyeceğim ki işte bu projenin maliyeti arazi konuşuyorum. 500 oldu, 600 bin oldu veya 700 bin oldu. Ortaya koyduk. Bir yıl sonrasında, 1,5 yıl sonrasında proje bittiğinde size dersek ki arkadaşlar proje bitti ama maliyetimiz 1 milyonu aştı. Sen demez misin abicim var? Bütün esnaf açı söylüyorum yani. Demezler mi ki ya abi bu 500'e 600'e 700'e biten proje nasıl 1 milyonu aştı? Nasıl?
ki geldi denmez mi?